Hande Arıkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ego konusunun devam videosu olan zayıf ego kısmındayız. Ego aslında ben dediğim her şey. Kendimi özdeşleştirdiğim. Bunlar benim karakter özelliklerim olabilir. Sevdiğim, sevmediğim şeyler. Anılarım. Bu benim mesela, ben çalışkanım diyorsam bu egoma ait bir şey. Hani çalışkan olmak ben, tembel olmak ben değil demiş oluyorum o zaman. Her şeyi tamamen biz yaratıyoruz. Kendimizi de kendimiz yaratıyoruz. Egomuzu da kendimiz oluşturuyoruz. Evet, zaten ben yaratıyorum dediğin an o da bir ego. O yaratan da benim, o da ben. Böyle iç içe geçmiş. Sağlıksız ego bir, ben diye oluşturduğum şey hepsi ben değilim. Devam edersek. Sağlıksız ego göstergeleri başka nelerdir? Başka, neye evet neye hayır diyeceğimi bilemem. Mesela bazı insanlar çok uyumludur, her şey evet der, çok sevilirler, herkes arar bunları falan. Ama eğer kişi hayır diyemiyorsa... O evetin de aslında hiçbir anlamı yok, değil mi? Neden? Çünkü zaten evet diyecek cevap belli ve o evet karşıdakine belki hizmet ediyor ama kişi kendi içinde belki de çok memnun değil o evetten. Ama kişi kendine zarar veriyor burada. Toplum kendisinden çok memnun. Evet, bu zayıf ego zaten. En sevilen insan tipi o zaman. Dışarısı sevebilir ama kendi içinde sürekli istemediği şeyleri yapar bir hale gelebilir. Kendi öz değerini düşük görebilir. Kendini karşı olumlu hisler geliştirmekte zorlanabilir. Çünkü nereye çekilse gidiyor. Hani bir tercih belirtemiyor. İşte bir hobi seçmekte, bir meslek seçiminde, akşam nereye gideceğini seçmekte bile, ne yemek istediğini seçmekte. O mesela arkadaşlarla buluşulacak, ne yapalım, nereye gidelim, hangi filmi izleyelim? Bu sorulara bile cevapları yoksa... Varlık gösteremiyor hayatta. Evet. Varlığı yokmuşçasına. Evet, yani ne olsa onu yapıyor. Bu zayıf ego ve aslında bu tür davranışlar genellikle kişinin kendine karşı olumlu duygular beslemesini, bunu başardım, şunu yaptım demesini de zorlaştırıyor. Çünkü kendini hiçbir şeyle özdeşleştirmedi ki o anın içinde. Dolayısıyla o olan şey de onun başarısı olmuyor, bir başarı varsa bile. Peki zayıf egolu bir insan bunun farkında mı? Genellikle bunun sıkıntısını duyar, kendimi sevmiyorum der, kendini değersiz görür. Tabii demeyebilir, bunu açık açık demeyebilir ama içinde biraz hisseder. Kendi kimlik algısı biraz düşük olur, kendini başarısız görebilir. Yani kendiyle ilgili çok olumlu hisler beslemiyorsanız eğer kendinizle ilgili, bu biraz egonuzu geliştirmeniz gerektiğini, zayıf bir egoya sahip olduğunuzu gösterebilir. Evet, hayır diyemiyorsanız, sınır çizemiyorsanız. Şimdi önceki jenerasyonlarda şöyle bir şey vardı. Ne kadar alçak gönüllü davranırsan o kadar takdir görüyordun. Hı hı. Çünkü her zaman senin elde ettiğin başarılar, senin varlığın başkası tarafından fark edilmesi gereken bir şey gibiydi. Hı hı. Yani bir başkası seni alkışlasın. Sen kendi başarılarından neden bahsedesin ki? O zaten göze görülür olmalı falan gibi. Hı hı hı. Şimdiki jenerasyonlarda biz bakacak olursak bunu fark ediyoruz ki aslında şu an dünya tersine döndü. Evet. Nasıl? Şimdi artık yaptığımız şeylerden fazlasıyla bahsetmek durumundayız. Yoksa karşı tarafı buna asla ikna edemiyoruz gibi oldu. Ne fazla ne az. Yani olanı olduğu gibi ortaya koymak aslında en gerçek. Şunu demek istedim. Yani zayıf egoya sahip kimse egosunun zayıf olduğunu fark edemiyor olabilir mi bu toplumun değer yargıları yüzünden? Vallahi onu onlara sormak lazım. O kendisini alçak gönüllü, uyumlu ve yapması gerekeni yapıyor zannedebilir. Aa, ama içinde bir sıkıntı duyuyorsa, yani yapması gerekeni yapıyor, zaten o gerekmek dışarıdan gelen bir şeydir. Yani gerekmek insanın, yani şunu yapmalıyım, bu gerekiyor, yani o meli malılar, lazımlar, gerekler genelde kendi iç sesi sansa da kişi aslında kafamın içine dışarıdan yerleştirdiğim, peki artık kendi iç sesimmişçesine kanıksadığım dış seslerdir. O yüzden eğer bunu yapmam lazım gibi bir cümle kuruyorsanız, yapmalıyım, insan böyle olmalı gibi cümle kuruyorsanız yapabileceğiniz şey, bu cümleleri bir de istiyorumla değiştirin. Yani mesela alçak gönüllü olmalıyım. Başardığım şeyleri anlatmamalıyım diyorsanız, başardığım şeyleri anlatmak istemiyorum diye cümleyi yavaş yavaş kurun bakalım. Gerçekten istemiyor musunuz? Evet. Ya da istiyorum diye kurun. Bakın bakalım. Başarılarım görülsün istiyorum deyin mesela. Ya yani o lazımları ortadan kaldırmaya çalışın.
Ve bakın bakalım kendi içinizde nasıl hissedeceksiniz? Bir ferahlama mı olacak? Daralma mı olacak? Baskı mı olacak? Çok öznel bir deneyim. Evet. Herkesin kendi yaşayacağı, belki de gerçekten görünür olmak istemiyor olabilir kişi. Ama onu da kendine söylesin ve aslında kendi içindeki his önemli burada. Onu demeye çalışıyorum özetle. Yani işte bu bir yerde tercih olduğunu sanıyorum. Çünkü farkında olmadan ama o ben hayır diyemem. O benim kardeşim, o benim annem, o benim çocuğum. Tabii ki hayır dememeliyim. Onun ihtiyaçları benim için çok önemli. İnsanın çocuğu bu, annesi bu. Daha kıymetli hiçbir şey yok ki hayatta gibi demek istiyorum. Ya bunları tabii çok duyuyoruz gerçekten ama kişi bunları söylemesine rağmen işte bir yandan sıkıntı duyuyorsa ki bu da hem kendi fark eder hem dışarıdan görülür. Hatta hastalığa kadar gider bunların ucu. Yani bu ki, hayır diyememelerin sonucu. Evet yani zaten işte tekrar etmek istiyorum. Zaten hayır diyemiyorsanız evetinizin de bir değeri yok. Çünkü zaten her şeye evet diyorsunuz. Doğru, evet. Bir soru cümlesi yok ortada. Cevap yani belli. Sen düşün ki Aybüke mesela bir kişi çıktı karşına beyaz atlı prens gibi, siyah atlı olsun seninki. Belki öyle daha çok seversin. Kesinlikle. ve her şeyine çok hayran oldun ve bu kişiye aşkını ilan etmek istiyorsun. Ve içinde bir kıpırtı oldu. Acaba beni kabul eder mi, etmez mi, evet mi der, hayır mı der. Fakat bir öğreniyorsun ki bu kişi kimseye hayır demiyor. Hani ne hissedersin? O zaman kesinlikle şansım çok yüksek. Hangi konudaki şansın? Yani bana evet diyeceği garanti. Evet, peki sana evet benden demesi konusunda sonra ne hissedersin? Yani şu kısmı çok tatsız. Benden bir sonrakine de evet, evet diyeceğini bildiğim için. Evet, hani bazı insanlar ben işte bütün kendine ne iş verirse yapar. Hani bir pozisyon için işe girmiştir ama artık halı kilim travel gibi, yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi ne iş olsa yapar hale gelmiştir. Bunu bilinçle yapıyorsa sıkıntı yok. Ama bunu hayır diyemediği için yapıyorsa zaten bir süre sonra gördüğümüz işte bu kişinin burnout, yani tükenmişlik sendromuna girmesi, iş özel hayat dengemi kuramıyorum şikayetleri, eşinin, çocuğunun, işte yakınlarının şikayetleri, kendi stresi, işte hastalıkları, gece uykularının bozulması gibi şeyler olabiliyor. Buralara kadar gidebiliyor. İş yükü çok arttığı için insanın da kaldırabileceği bir ruhsal, bedensel bir durum var. Bir noktadan sonra zaten hepsini birden insan üstlenemiyor. Evet, yani başkası bir şey demese bile vücut söylüyor. Hayır diyor. Yani her seçim bir vazgeçiştir. Bir şeye hayır demiyorsan başka bir şeyden vazgeçmiş oluyorsun farkında olmadan. Ama bilinçsiz bir seçim olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla yine zayıf bir ego olmuş oluyor. Zayıf ego her zaman kişiyi zorlar. Şimdi zayıf egonuz varsa ve bunu izliyorsanız zaten bence fark ettiniz. Bence fark etmek yeterli oldu. Farkındalık videomuzda anlattığımız gibi bir şeyi fark ettiğimizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. İlk adım. Farkındalık yoksa seçim yok. Ama farkındalık tek başına yeterli olmuyor her zaman. Ben onun farkında oldum diye otomatik yaptığım, üstüme çok yerleşmiş şeyler hemen değişmiyor. Ama en azından şunu fark etmek bile, ya ben bu insan beni her çağırdığında gidiyorum. Halbuki ben artık onu her çağırdığında gitmek istemiyorum. Uykusuzsam gitmek istemiyorum mesela. Ve buna bir dahaki uykusuzluğumda aslında hayır diyebilirim hissini bile taşıyor olmak, ona hayır diyemeyecek olsanız bile bir adımdır. Evet. Ve bir sonraki adımı atmanız için olabileceğiniz bir yere gelmişsinizdir. Ve bütün bunlar için biz sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Anlaşılır oldu mu bilmiyorum. Yok, kesinlikle anlaşılır olduğuna eminim. Eminim bunu izlerken işte beni anlatıyor diyecek çok kişi var. Jung der ki hayatın ilk yarısını egoyu inşa etmekle, ikinci yarısını da onu bırakmakla geçiririz. Wow. Evet. O kadar inşa ettim, emek harcadım, bir anda da bırakacağım. Evet, ve Jung psikologları da egosu çok zayıf olan insanlarla çok derin çalışmalar yapmazlar. Çünkü kişi orada anın içinde ne istediğine karar veremiyorsa, evet hayır diyemiyorsa, inançlarını çok iyi bilmiyorsa, o zaman o gittiği derin yerlerden sağlıklı bir şekilde çıkamayacağı için aslında çalışma değişir. Egosu zayıf insanla olan çalışma şekli başkadır. Egosu güçlü olan insanla çalışma şekli daha başkadır. Tabii bunlar kalıp. Gestalt'a geldiğimiz zamansa evet, kişilik her an inşa edilir. Yani an be an biz onu yaşarken. Evet. Anın içinde.
Anın içinde her an ben karar veririm. O an neyi seviyorum, neye inanıyorum, neyi yapmak istiyorum, neye karar vermek istiyorum. Ona o anın içindeki duruma göre her an karar veririm. Dolayısıyla aslında ben bir saat önce çok çalışkan biriyken bir saat önce çok tembel olabilirim. Bir saat sonra çok yumuşak ruhlu, uyumluyken iki saat sonra her şey o anki şeye isyan eden biri olabilirim. Bütün bunları olabilmek aslında benim doğayla uyumlu olmamı sağlıyor ve hayatı dolu dolu yaşamamı sağlayacak olan şey. İşte o zaman o ego dediğim şeyi sabit bir yapı olarak algılamamış oluyorum ve onu sürekli işlevsel olarak durumun ihtiyaçlarına ve kendi ihtiyaçlarıma göre adapte etme esnekliğini kazanıyorum. Bu da benim hayatı her an dolu dolu yaşamamı sağlıyor aslında. Videolarımı beğendiyseniz like butonuna basın. Beğenmediyseniz dislike'a da basabilirsiniz. Hepsine yerimiz var. Sorularınızı ve yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Buradan cevaplamaya çalışırım. Video çekmemi istediğiniz konular varsa onları da yazın. Kanalıma abone olursanız beni çok desteklemiş olursunuz. Bildirimleri açarsanız yeni bir video yayınladığımda bu sizin karşınıza düşecektir. O yüzden bildirimlerinizi de açmanızı isterim, eğer bunu söylemek isterseniz.